olimpiyat kotası alan en genç kadın jimnastikçimiz Nazlı Savranbaşı ile birlikte İzmir Halkapınar'dayız ve şimdi Nazlı'nın hikayesini öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazlıcığım tekrar merhaba. Merhaba. Senin haftanın her günü saatlerce antrenman yaptığın jimnastik salonundayız. Hikayeni öğrenmek ve aktarmak istiyoruz. Öncelikle kısaca bir seni tanıyalım. Ben İzmir'de doğdum. 17 yaşındayım ve lise son sınıf öğrencisiyim. Peki spora ne zaman başladın? Spora 4 yaşında başladım, küçük bir yaşta. Ailemin tavsiyesi üzerine. Amcam ve babam güreş sporuyla uğraşmış ve amcam aynı zamanda milli takımda yer almış. Amcamın tavsiyesi üzerine beni görmüş, çok hareketli bir çocukmuşum, yerimde duramıyormuşum ve jimnastik sporuna başlatma kararı almışlar. Böylelikle jimnastiğe başlamışım. Neden seni güreşe değil de jimnastiğe yönlendirdiler? Yani amcamın sporcuları varmış, aynı zamanda amcam öğretmenlik yapıyor. Yani jimnastiğin temel bir spor olduğunu bildikleri için ilk önce jimnastiğe başlasın. Aslında ben oyun olarak başladım başta. Daha sonra da devamı geldi. Güreşte hiç aklın kaldı mı? Ama kalsaydı gider denerdin değil mi? Aslında amcam bazen aklıma girebiliyor. Senden iyi güreşçi olur, çok kuvvetlisin diyor. Sanırım hani ailemden almışım bu gücü. Aslında arada bir aklım gidiyor geliyor ama son zamanlarda yok öyle bir şey. Eskiden çok şey geliyordu ve amcamın arkadaşları bize geliyordu. Aklıma giriyorlardı ama şu an için öyle bir düşüncem yok. Milli sporcu ne zaman oldun? 10 yaşında milli takım formasını giydim. O milli takım formasını giymek, maaşımızı okutmak apayrı bir duygu, bambaşka bir şey. Herkes bunu yaşayamıyor. O yüzden çok kendimizi şanslı olduğumu düşünüyorum. Ve bu beni çok gururlandırıyor. En çok nesini seviyorsun yaptığın sporu? Mesela asimetri aleti var bizde. 4 alet var. Asimetri aletine ayrıca bir yatkınlığımın olduğunu düşünüyorum. Her aleti çok seviyorum. Aslında herkes onu düşünüyor. Göksu Üçtaş Şanlı da dedi ki o paralelin kraliçesidir. Değil mi? Demek ki o kadar orada başka türlü yapıyorsun hareketlerini. Evet. Herkes öyle düşünüyor. Yani evet, asimetri benim için bambaşka bir şey. Yani çok yorucu bir alet aslında. Ne kadar kolla yapsak da vücudumuzun bütün kasları çalışıyor. Bazen ayaklarım yorgun olduğunda mesela hani yoruluyorum ama dışarıdan gören kollarımız da hani yaptığımızı görüyor. Yani asimetri aletini seviyorum. Ayrı bir yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Böyle kuş gibi oradan oraya uçuyorsun, konuyorsun. Oysa ne kadar zor, ne kadar evet, kuvvet istiyor. Çok kolay gözüküyor ama değil mi dışarıdan? Zaten işin sırrı önemli da... Önemli olan da o zaten. Dışarıya böyle kolay bir şekilde yansıtabilmek. Sihri de o. Evet. Çok zor bir şeyi sanki çok kolaymış gibi yapıvermek. Paralelle, asimetriyle bir diğer deyişle başladık artistik jimnastiğin aletlerinden. Devam edelim. Denge. Asimetri, denge. Dengeyi de çok seviyorum. Küçükken aşırı korkuyordum dengeden. Yani üstüne çıkınca böyle titriyordum. Zaten dengede en ufak bir panik de özellikle yarışmada çok stres yaptığınızda kendinizi aşağıda bulabiliyorsunuz. Öyle bir, nasıl diyebilirim, nankör bir alet aslında. Yani o kadar defalarca yapıyorsunuz ve en ufak streste kendinizi yerde bulabiliyorsunuz. Oraya çıktığında salon sessiz oluyor. Kalbinin sesini duyuyor musun? Nasıl bir yer denge aletinin üstü? Öncelikle denge 5 metreye 10 santim. Yani neredeyse iki ayağım dengeye sığmıyor. Biri önde biri arkada koyuyoruz. Yarışma anında aslında çok kalabalık bir atmosfer var, çok gürültü. Ama alete çıktığınızda özellikle dengeye o an her yerin sesi kayboluyor ve odaklanıyorsunuz sadece o alete. Dengede ayrıca bir heyecan oluyor ve kalbimin sesini gerçekten duyuyorum.
O an kendi kendime konuşuyorum serimi sunarken. Ne söylüyorsun mesela, ne konuşuyorsun? Yani harekete girmeden önce hareketin tekniğini, şunu yapmalıyım, böyle yapmalıyım, şimdi sıkıyorsun kendini, iyi savurmalısın, bunun gibi küçük küçük taktikler veriyorum yapmadan önce. Devam edelim. Atlama aleti var. Atlamaya koşup, tramplene basıp, elimizle kendimizi itip dönüp kalıyoruz. Önemli olan inişimizi güzel bir şekilde yapabilmek. Atlama aletini de seviyorum. Kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum. Ve yer aleti var son olarak. Evet. Yer aleti de müzikle yapılan, müzik, estetik bir alet. Hem güç hem koordinasyon, her şeyi ortaya döktüğümüz bir alet. Bazı sporcuların artistik yanı daha iyi olabiliyor. Hı hı. Bazı sporcularınsa fiziksel kuvveti daha ön plana hı hı. çıkabiliyor. Tabii ki ideali ikisinin en yüksek derecede birleşimi. Senin için böyle bir ağır basan taraf var mı? Hı hı. Yani ikisi için de ayrıca çok çalışıyoruz. Ama akrobatik tarafın biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Esnetik tarafı da biraz eskiden daha kötüydüm. Kısacası kazma diyebiliriz. Biraz da kazmaydım. Kendine küçükken. Haksızlık ediyorsun ama çok küçükken mi diyorsun? Evet evet, küçükken yani yıllar ilerledikçe kendimi geliştiriyorum. Kendime uygun şeylerin farkındayım. Onlara göre hareket ediyorum ve onları da değiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü bizim için çok önemli. Odaklanmanı artırmak için, hı-hı. konsantrasyonunu artırmak için. Hı-hı. İzlediğin bir yöntem var mı? Zihinsel çalışma, mental çalışmalar yapıyoruz. Her gece yatmadan özellikle yapmaya çalışıyorum. Her alette serilerimi gözümde canlandırıyorum en iyi şekilde, en hatasız bir şekilde. Zaten yarışmaya gitmeden hazırsanız hiç problem yok. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz, hazır oluyorsunuz ve oraya çıkıp en iyisini yapmak için savaşıyorsunuz, mücadelenizi veriyorsunuz. Hı-hı. Aslında tam dediğin gibi bir savaş veriyorsunuz ama hiç onu çaktırmıyorsunuz. Her şey çok yolunda ve çok rahatmışsınız gibi değil mi? Hep gülümseyen bir ifadeyle evet. hareketler. Yani seyirciye ve hakemlere nasıl iyi olduğumuzu en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz. Önemli olan da bu. Zaten iyiyiz, hazırız. Orayı dışarıya yansıtmaya çalışıyoruz. Ne yapıyorsanız 1,5 dakikada yapıyorsunuz. Evet. Aslında çok kısa bir süre ve en ufak hatanıza bakıyor belki de. O yüzden işte çok fazla tekrar yapıyoruz aletlerde. Belki siz görüyorsunuz 5, biz haftada yapıyoruz 1000, 10.000. Bir günün nasıl geçiyor? Günde kaç saat burada antrenman yapıyorsun? 3 gün çift, 3 günde tek antrenman yapıyoruz. Genelde pazartesi, çarşamba, cuma çift antrenman oluyor. 9'da başlıyor. 1'de bitiyor ilk antrenmanımız. Daha sonra 3.30'da başlayıp 7'de bitiyor. Tek olduğunda da aynı şekilde 9'da başlayıp 2-2.30 saatleri arasında değişiyor. Profesyonel bir sporcu için hiç kolay bir branş yok. Hepsi zor ama jimnastikte galiba daha zor branşlar arasında ya, değil mi? Çünkü bir saniyede çok şey değişebiliyor. Açıkçası evet, yani bütün bazı sporlarda da süre var ama jimnastikte her zaman bir üstte oluyor.
asla yeterli olmuyor. Mesela her bir aletin başlangıç puanı var ve siz başkalarıyla yarışıyorsunuz. Tabii ki önemli olan seyrinizi en mükemmel şekilde yapmak ama başlangıç puanınız düşükse bir yere kadar. O yüzden her seferinde yükseltmeniz gerekiyor kendinizi. Başkaları ilerlerken sizin geride kalmamanız gerekiyor. Jimnastik de değişiyor, dönüşebiliyor, evet, değil mi? Evet, evet. Yıllar içinde. Zaten her olimpiyattan sonra kurallar tekrardan değişiyor ve herkes ona adapte olup yeni seriler çıkartıyor ve başlangıcını ona göre değiştiriyor. Yani biz de zorluk seviyemizi hep arttırıp en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İlk yıllarda herhalde ilk öğrendiğiniz şey nasıl düşeceğinizi öğrenmek, değil mi? Ya evet aslında ama bir süre sonra yani şey oluyor, o artık istem dışı öğreniyorsunuz nasıl düşeceğinizi. Dışarıdan mesela yarışmada bazen düşüyoruz ve tribünden izleyenler "Ah, bir şey mi oldu" falan diye düşünüyor. Ama biz aslında o kadar alıştık ki tuttuğumuz kadar barı, aleti inişi güzel yaptığımız kadar kötü de yapabiliyoruz. Hı hı. Ve bunlardan ders çıkartıp örnek alıp seri zamanı en hatası şekilde yapıyoruz. En küçük hatada ya da daha büyük bir hatada seri sırasında hiçbir şey olmamış gibi ve hiç yüzünüzü düşürmeden, değil mi, yolunuza devam ediyorsunuz, evet, seriyi tamamlıyorsunuz. Hı-hı. O nasıl oluyor? Yani orada takılı kalmamaya çalışıyoruz. Çünkü seri özellikle yer ve denge aletinde uzun bir süre bizim için. Diğer aletlere göre biraz daha uzun. Orada takılı kalınca devamı kötü olabiliyor. O yüzden takıldığımızda orayı unutuyoruz ve diğer hareketlere konsantre oluyoruz. Çünkü yapmamız gereken tek şey bu. Daha da kötü, eğer orada takılı kalırsak seri tamamen emekliğimiz gidebilir. Bu becerini hayatında da uygulayabiliyor musun? Sanırım yani küçük yaştan beri edindiğim bir şey bu. Diğer hayatımda da, normal yaşamımda da sanırım dikkat ediyorum buna. Jimnastik sana en çok neyi öğretti hayata dair? Mücadeleyi öğretti. Asla pes etmemem gerektiğini. Bunu yavaş yavaş daha iyi anlıyorum. Yani çalışmak çok önemli. Eğer çalışıyorsanız bir yere gelebilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Ve bu süreçte her zaman mükemmel olmayacak. Çok kötü zamanlarınız da olacak. Ama bu çok kötü zamanlarda mücadele ettiğinizde, pes etmediğinizde zaten kendinizi zirvede bulacaksınız. Yani bana en iyi öğrettiği şey pes etmemek, mücadele etmem gerekti. Çok uzun yıllardır Özgür Hoca'yla birlikte çalışıyorsun. Hı hı. Nasıl bir ilişkiniz var? Yani açıkçası Özgür Hoca'yı ailemden daha çok görüyorum. Yani hem antrenörüm hem ailem, babam bile diyebiliriz aslında. Yarışmalara onunla birlikte gidiyoruz, kamplara gidiyoruz. Yani dediğim gibi ailemden daha çok zaman geçiriyorum. Yıllardır Nazlı'nın antrenörlüğünü yapıyorsunuz. Dolayısıyla onu çok çok iyi tanıyorsunuz. Nazlı nasıl bir sporcu? Nazlı 8 yaşından beri beraber her gün antrenman yaptığım bir sporcu. Nazlı karakter olarak çok kuvvetli, çok azimli, çok hırslı bir sporcu. Zaten bugünlere gelmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu özelliklere sahip olması. Sizce en önemli, başarısının ardındaki en önemli anahtar ne Nazlı'nın? Yani tabii jimnastik sporu yaptığımız için gerçekten yaptığımız spor çok zor bir spor ve çok sabır isteyen bir spor. Nazlı çok sabırlı. Sabırlı olduğu için de bugünlere geldi. Bu işin anahtarı sabır ve çalışmak. Şimdi önünüzde çok önemli bir hedef var. Nazlı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Hem Tokyo'ya dair hem de daha sonrasına dair hedefleriniz, beklentileriniz neler Nazlı'dan ve nasıl bir çalışma programı izliyorsunuz? Şimdi zaten Nazlı ile 9 yıldır beraber çalışıyoruz. Dediğim gibi bir fiil haftanın 6 günü çift antrenman yapıyoruz. Tabii Nazlı ile jimnastiğe başladığımızda ilk hedefimiz olimpiyatlara katılmasıydı. Şimdi onu gerçekleştiriyoruz, hedefimizi. Ama tabii ikinci hedefimiz var olimpiyatlarda. Finallere kalıp madalya alabilmek ve olimpiyatlardan sonraki hedeflerimiz de daha büyük zaten. Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında kürsüye çıkmak. Şimdi bu salonda çok hummalı çalışmalar yürütülüyor. Çünkü senin gibi çok başarılı jimnastikçilerimiz de burada ter döküyorlar. O uluslararası arenalarda madalyalar kazanabilmek için. Onlara biraz seni sorduk. Hepsi çok sabırlı olduğunu vurguladı. Onlarla çalışmak senin için nasıl? Çünkü yolu açan isimler var aralarında, daha deneyimli olanlar var. Ya açıkçası çok keyifli ve çok eğlenceli. Onlarla birlikte çalışmak çok apayrı bir duygu. Daha önce onlarla birlikte değildim. Onlarla çalıştıkça kendimi daha mutlu, daha güçlü hissediyorum. Onlardan örnek alıyorum. Onlar da bana çoğu konuda yardımcı oluyor. Çok bir hatamı görünce aktarım yapıyorlar. Nazlı bunu böyle yapmalısın. Deneyimlerini bana aktarıyorlar. İbrahim, dünya şampiyonumuzsun ve çok sayıda uluslararası arenada madalyan, başarın var. Tıpkı senin gibi Nazlı Savranbaşı da kadınlarda çok başarılı bir sporcumuz. Ama tabii bu başarılar öyle kolay elde edilmiyor. Biliyoruz bu salonda birlikte ter döküyorsunuz. Çok uzun süren antrenmanlar yapıyorsunuz. Nazlı'ya dair neler söylersin? Nazlı'nın çocukluğundan beri biliyorum. Aşağı yukarı 10-12 yıldır. Onu tanıyorum diyeyim. Hani daha çok küçükken onu biliyorum. Aynı kulübün sporcusuyuz. İkimiz de Şavkay Jimnastik Spor Kulübü sporcularıyız ve aynı salonda antrenman yapıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi çok yoğun antrenman yapmamız gerekiyor ki bu başarıları elde edebilelim ki jimnastik dünyanın en zor sporlarından bir tanesi. O yüzden hani antrenman saatleri de böyle yoğun olmak zorunda. Nazlı çok güçlü, çok yetenekli, çok akıllı bir kız. Akıllı bir sporcu. Kendisi olimpiyatlara katılmaya hak kazanan en genç sporcu unvanını elde etti. Bu da gerçekten çok önemli. Yani ben 24 yaşında bunu elde ettim. O daha 16 yaşında elde etti bunu. O yüzden çok başarılı birisi. Dediğim gibi çok çalışkan. Ben onun antrenmanlarını da izliyorum. İzleme şansım oluyor. Aynı salonda yapıyoruz zaten. Saatlerimiz de denk geliyor. Çok çalışkan. Bazen böyle yorulduğunda böyle biraz üzülüyor gibi oluyor ama bırakmıyor, yani pes etmiyor, devam ediyor. Çünkü o da bir şeyler istiyor, bir hedefi var, bir şeyler başarmak istiyor. Onda bu hırs olduktan sonra ben onun çok iyi şeyler başaracağına inanıyorum. Birçok yarışmaya beraber gidiyoruz ama olimpiyatlarda da beraber olacağız ve orada güzel dereceler alacağız inşallah. Göksu, olimpiyatlara giden ilk kadın jimnastikçimizsin. Londra Olimpiyat Oyunları'nda yarıştın. Bu yolu açtın ve ardından hemcinslerin başarılarıyla seni izlemeye devam ediyorlar. Nazlı da çok genç bir yaşta olimpiyat kotası aldı. Burada birlikte ter döküyorsunuz. Birbirinizin halinden en iyi siz anlıyorsunuz. Neler söylersin Nazlı'ya dair? Evet, olimpiyat kapısını araladık ve bu kapı asla kapanmayacak ve mutlaka en sonunda da madalya ile taşlanacak. Ben buna inanıyorum. Nazlı çok genç bir sporcu. Burada evet beraber ter döküyoruz, yarışmalarda beraber yarışıyoruz. Olimpiyat oyunları içinde hem rakip hem takım arkadaşıydık. Onun adına çok mutluyum çünkü ülkemizi Nazlı temsil edecek. Çalışkan bir sporcu. Ben özellikle ona
paralelin kraliçesi demek istiyorum. Çünkü onu da ben Türkiye'de paralelin öncüsü olarak görüyorum. Eksik olduğumuz bir branşta gerçekten çok iyi ilerleme kaydetti. Ve ileride bu alette de çok iyi başarılara imza atacağına inanıyorum. Onu gönülden tebrik ediyorum. Onunla gerçekten gurur duyuyorum. Umarım Olimpiyat Oyunları'nda istediği gibi olur. İdolün var mı? Evet var. Rus milli jimnastikçi Aliya Mustafina. 2012 Londra ve 2016 Rio asimetri aleti şampiyonu. Ona örnek alıyorum. Stresini nasıl yönetiyorsun? Yani mental antrenmanlar bu konuda çok yardımcı oluyor. Ve artık yılların verdiği tecrübelerle her seferinde yarıştıkça aslında bir tecrübe sahibi oluyorsunuz. Her yarışmadan bir ders çıkartıyorsunuz ve bir dahakinde bir şeyi kötü yaptıysanız bu hatanızı görüp bir sonraki yarışmada yapmamaya çalışıyorsunuz. Bazen geliyorsundur bu salona, canın hiç antrenman yapmak istemiyordur. Hı-hı. Çok olabilir. Evet. Öyle zamanlarda nasıl kaldırıyorsun kendini? Yani çok oluyor. Bazen çok yorgun oluyorum ve yapmak istemiyorum, gitmek istemiyorum. Ama kendime söz verdiğim hedeflerim aklıma geliyor. Bu konuda hedeflerim çok yardımcı oluyor bana. Ve arkadaşlarım yani her zaman destek oluyorlar. Birbirimize destek oluyoruz. Bir gün başkasının motivasyonu düşük oluyor. Biz ona yardımcı oluyoruz veya tam tersi. Yani böyle motivasyonumu arttırıyorum genelde. Çok genç yaşta olimpiyat kotası aldın. Hatta Türkiye'de en genç yaşta olimpiyat kotası alan kadın jimnastikçimizsin. Nasıl oldu bu başarı? Sürpriz miydi? Nasıl yaşandı o gün? Bu kota almanı, bu büyük başarıyı bize bir anlatır mısın? Yani aklıma geldikçe hala çok heyecanlanıyorum. Büyüklerde ilk senemde 2019 yılında Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası aldım. Zaten bunun için çalışıyorduk. Yıllardır bu hayalin peşinden gidiyorduk. Çok emek verdik. Ve oraya çıktığımda aslında başta çok heyecanlıydım. Çünkü tek şansım vardı. Ya olacaktı ya olmayacaktı. Hı hı. Ya benim yerime başka ablalarım gidecekti. Ve kendime şöyle dedim. Nazlı sen çalıştın zaten. Elinden geleni yapacaksın, çıkacaksın. Önünde uzun zamanın var. Olmazsa kaybedecek bir şeyin yok dedim. Ve en böyle rahat bir şekilde çıktım ve yarıştım. Yani yaklaşık 4-5 yıldır bunun hayalini kuruyordum. Ve gerçekleştiğinde rüyalarımın, hayallerimin gerçekleştiğini fark ettim. Kotayı kafana koymuştun. Evet, yani özellikle babam çok diyordu. Ben inanmadığım zamanlar çok oluyordu. Hani alamayacağımı düşündüğüm de çok oldu. Babam diyordu, ben sana çok inanıyorum kızım. Neden bilmiyorum ama bir inanç var ve sen o kotayı alacaksın diyordu. Baba ya saçmalama, dalga geçme benimle diyordum. Tabii bundan 3-4 yıl önce. Yani bilmiyorum. Hep inandım. Hep kafamda vardı o. Ve her şeyin başı inanmak aslında. İnandım, çalıştım, pes etmedim ve kotayı aldım. Bu olimpiyatlar belki deneyim olacak. Senin Hı-hı. ilk olimpiyat evet. deneyimin olacak. Daha sonra yola devam edeceksin evet, önümde zaten. Önümde en az bir iki tane daha olimpiyat görüyorum inşallah. Hı-hı. Umuyoruz ve biz de sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bol şans diliyoruz. Çok Yolun açık olsun. We'll be right back.
Nazlıcığım, denge aletini daha önce denedim. Evet. Birazcık deneyimim var. Tekrara düşmeyeyim diyorum. Hı hı. Atlama aleti zaten benim için imkansız. Barda da kollarım o kadar bilmiyorum. Yani onu da beceremem bence. Bence geri yapabilirdik ama. Yok yok. Dur, bence yer aleti. Yer desem bana böyle en azından orada biraz şey yapabilirim. Ben size pase öğreteceğim. Tamam. Okey. Çok zor bir şey mi o? Tek ayağınızın üzerinde tam tur döneceksiniz. Oldu. Ama deneyelim. İlk önce böyle durabilir misiniz? Tamam, deneyelim. Aşama aşama göstereyim. Aynen. Girişi böyle. Buradan buraya alıyorsunuz direkt. Şöyle girişte başlıyorum. Evet. Diz, tamam. Öndeki diz bükülü. Ha, öndeki diz bükülü. Şöyle. Evet. Sonra bunu aynen yukarı alıyorum. Buradan böyle aldık. Point'e çıkacağız şimdi. Tamam. Şöyle. Evet. Hı hı. Sonra bu. Sonra bu. Evet. Tamam. Şimdi? Şimdi ilk ben asıl hareketi göstereyim. Hareket bu. Çorap engel olmaz mı? Bence tek asıl engelim çorap. Daha sana iyi söyleyeyim. Dönersiniz. Çorap kayıyor. Oradan çünkü da yırtamadık. İlk önce bunu yapacağız. Tamam. Yarım. Gibi. Evet, evet, evet. Olur mu? Çalışsam olur. Siz birazcık yavaş yapıyorsunuz sadece. Yani hayır, Nazlıcığım. Hayır, biraz daha hızlı girerseniz daha böyle güç alabilirsiniz. Böyle. Ağırlığınızı dengeleyin ortaya doğru. Ve bacaklar dönerken düz olacak, evet, değil mi dönerken? Bu sadece açılış, hı-hı, için. Böyle. Bence fena değil. Tutman lazım iyi beni. İnerken başka de başka bir şey daha göster. Buradan böyle inerken bu ayak öne doğru. Ha, tabii. Hiç böyle savrulmayacağız. Böyle baş deva bitireceğiz. Ah. Yani yaparken, izlerken ne kadar kolay da, evet, her şey. Yapmaya gelince şöyle iki, şöyle durmak bile efor yani. Şöyle. Biraz ağırlığınızı öne doğru verin. Niye kameraya bakıyorsam kusursuz yapıyormuşum gibi. Oynatmayın ayağınızı. Hep ağırlık parmak ucuna doğru. Ha, parmak ucuna doğru. Biraz daha bükebilirsiniz. Ağırlığınızı ortalayın. Bence gayet iyi ya. Ne diyorsunuz? Bara mı çıksak? Deneyelim yani. Deneyelim zaten, değil mi? Burada karizma yok yani. Bence direkt, burada gayet başarılıydınız. İyi, hadi bakalım. Bir de bara, yes, gideceğiz. Orada da harikalar yaratacağım. Sonra hazırım bence Tokyo'da. Ha? Bence de hazırsınız. Elimiz daha iyi tutsun diye elimizi tozlayabiliriz birazcık. Tamam. Biraz daha tozlayabilirsiniz. Zor bir şey yaptırmayacağım size. Zaten yapamam ki Nazlıcığım. Ben oraya normalde sıçramam bile çok zor. Şunu kullanıyorum. Evet, ben sizin için onu biraz koydum zaten. Biraz insaf et bana yani. Göstereceğim. Yani göster hani. Göster ama. Tamam. Senin gösterdiğinle benim yapabildiğimin alakası olmayacak. Buradayız. Evet. Siz böyle tutacaksınız. Ben size hafif hafif. Tamam. Böyle yavaş yavaş sallayacağım. Aa, sen beni sallayacaksan olur bak. Tamam. Barı tuttuktan sonra size göstereyim mi? Böyle tutacaksınız. Buradan şöyle iyice kavrayabilirsiniz. Parmaklarınızla, baş parmağınızla. Tamam. Şimdi bırakıyorum kendimi. Evet, ben tutacağım isterseniz. Tamam. Şimdi? Şimdi ben sizi böyle küçük küçük. Bacaklarım düz mü dursun? Evet. Bir de hareket yapayım. Emin misiniz? Şöyle bence falan. Gayet iyisiniz öyle. En son atlayabilirsiniz. Aa, atlıyorum. Bir. Şimdi. İki. Üç. Ah! Aa! Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. İnanılmaz zor bir spor yapıyorsun. Hiç yani kolay gibi değil, spor değil dalı yok ama. İnanılmaz zor. Buraların açılmıyor mu? Bak hemen İki açılmış saniyede elleriniz açıldı benim elimin, evet, içi. Daha bu kadarcık şeyde elimin içi açıldı sen. Ya artık ne oluyor benim buraların nasırlaştığı için açılmıyor bir süre sonra. İyi, bence gene de iyi. Gel çok. Bence de çok iyiydiniz.